Kumandanım, müsaade ederseniz şehidimizin vasiyetiyle ben alakadar olayım. Kim bilir ne yazıyor Salih. Elim gitmiyor açıp bakmaya. Şehit düşmeden evvel size verilmesini vasiyet etmeseydi, size getirmez, ben gereğini yapardım kumandanım. Aslanım bana emanet etmişse, gereğini yapmak da bana düşer. Kumandanım, bu vasiyet size ulaşmışsa ben şehadet makamına erdim demektir. Şükürler olsun. Beni bağışlayın ancak bu vasiyeti size iletmeseydim gözüm arkada kalırdı. Ben Saruhan ilinden Salih oğlu Zeki Çavuş. Vaktiyle Canikli Ramazanoğlu Rüstem Çavuş'tan anama göndermek için 10 lira borç aldım. Eğer borcumu ödeyemeden şehit olmuş isem baba yadigarı bir saatim vardır. Onu Rüstem Çavuş'a vermenizi isterim. Zira Rüstem gururludur. Sizden başka kim verirse versin kabul etmeyecektir. Beni bu borçtan azat ederseniz ruhum şad olacaktır. Hakkınızı helal edin. Canikli Ramazanoğlu Rüstem Çavuş'u çağır Salih. Kumandanım, Rüstem Çavuş şehadet mertebesine erdi. Bugün defnettik. Şehit Zeki Çavuş'un hemen yanındaki kabirde metfundur. Zafer ve soysuz yandaşları onu da şehit etti. Rüstem Çavuş'un ailesine benim şahsi paramdan 10 lira göndermeni istiyorum. Zeki Çavuş'un ailesine de kendisinden kalan yadigarları gönderin. Baş üstüne kumandanım. Yan neferlerimizi şehit eden alçak Zafer'e ne yapmamızı emredersiniz? Sorgulayacağım Salih. Zafer denen o soysuzun yüreğimize düşürdüğü bu acının bir bedeli yok. Ona ne yapsam nafile. Kafasına sıkıp öldürsem murdar bir ceset. Yaşatsam kapımızdan neciz bir hayvan olmaktan öteye gitmeyecek. Gel gör ki her şeyin arkasında bir destan var. Ah memleket. Bilsen uğruna yiten canları. Cana gelir. Tükürür atarsın sırtından boğacak düşmanları.